Bu E30 BMW gibi bir araba değil. Binene kadar bunun böyle bir araba olduğunu bilmiyordum. Söylemler var. İşte çakal kasa, herkes arabaya odaklı düşünüyor. Ama bunu kullanıcısına dediklerinin farkında bile değiller. Bunu kullanan adam çakal. Yani her yerde yan veriyor. Çakalların alabileceği bir konumda ve fiyatta değildi bu araba. Tabii ki de yani bu arabanın doğasında var bunun. Arkadan iter bir araba yani. Tabii ki de yan verecek ama serseri modeli bir arabayı geçtik artık. O nesil bitti. Daha efendi, arabadan keyif alarak biner, sorunsuz biner. Zaten BMW 3-4 senedir klasik kategorisine soktu. O yüzden çok çok da değerlendi. Kullanıcısı da azaldı. Böyle uzun bir masamız var bizim dükkanda. Benim ortağım var. Ona döndüm böyle. Dedim abi ben E30 alacağım. Dedi ki abi dedi senin dedi herhalde derdin yok. Nasıl yani dedim. E30 alınca olacak dedi yani. Tabi o an idrak edemedik. İnsanların tamirhanede yaptığı bakımları ya da tamirleri biz kendimiz otoparkta bile yapabilir duruma geldik. Bu arabayı tercih etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Yeni güncel versiyon arabalar kullandım ama sahip olmadım. Yani bana ruhu yokmuş gibi geliyor. Arabanın bir ruhu olmalı. Arabayla bütünleşmelisin. 11 yıllık kullanıcıyım. 11 sene önceki direksiyona geçişimle şimdi geçişimin arasında hiçbir fark yok. Hala kalbim böyle atarak binerim mesela. Genelde E30'da şey oluyor. Birbirini ittiriyorsun böyle. Ya bu da olsun. Aa seninki yan sanayiymiş, bu orijinal olsun falan filan derken abi cepte para kalmıyor. Arabaya yatırım yani. Arabalarla çok ilgili biriyim. Arabalarla demeyeyim, E30'la. E30 dışında hiçbir arabadan da anlamam yani. Bunu gayet rahat söyleyebilirim. E30'la tanışma hikayesinden dolayı aslında bu halamın oğlunda demiştim. Aldığından bir hafta sonra evlen. Biz düğününe gittik tabii. İlk defa akrabalar arasında bir BMW alınmış. Aslında onu görmeye gittim ben. Yani biraz arabaya ilgimiz oradan başladı demek ki. 2008 falandır. Ben çocuktum yani. Orada gördükten sonra ben oradan içimden bir şey geçirdim. Yani ileride böyle bir arabaya binebilecek miyim diye o araba bana nasip oldu. Araba bakıyoruz. Bir tane ilan var Anadolu yakasında. Adam şey almış başlığa. İşte kordonu takip et, noterde buluşalım. Şimdi E30'da resimlerde çok güzel çıkıyor. Gevur araba. Neyse gittik. Abicim ileriden arabayı gördüm. Herhalde bu değildir dedim yani. Kordon mu değil çünkü. Ya çünkü o kordonu görsen köşeye dönemezsin yani. Bırak noteri. Şimdi otomobil üreticileri yaptıkları otomobilleri belli kişilere hitaben yaparlar. Bu arabanın da bir hedef kitlesi vardı. O dönemde üretildiği zaman da spor araba seven kişiler için üretilmiş. Hatta reklamlarında centilmenler için kaslı araba yani Türkçesi. Bugün hala 89 model olan bu arabayla bu şekilde bir boğazda veya bir sahilde tur attığında herkesten olumlu tepkiler almak. Bunlar hoş şeyler. Bütün haftanın stresini atmak için üzerine açıp küçük bir tur atmak benim için yetiyor. Bunu silerken böyle o günün Z raporunu alıyorum kafamda. İşte nedir? Stres atıyorum. Çıkıyorum bir dolaşıyorum. Hanıma mesela bu yaz dedim ki ya hanım bir hafta dedim seni dedim annenlere gönderelim de dedim. Ben dedim arabamla dedim biraz dedim vakit geçireyim yani. E dedi biz de binelim. Ya hanım seninle ben gecenin ikisinde arabaya yaslanıp denizi izleyemem dedim ya. Hanımı gerçekten bu yaz gönderdim. Allah razı olsun gitti. Bizde boyasızmış bu. Şuna 500 bin lira daha fazla verip öyle bir kafa yok. Ama aksesuarlıdır. Aksesuarını hesaplayarak araba alanlar var ya. Ben 1,5 milyon aksesuarı var bunun. İşte 2'yi alırsam araba bana bedavaya gelir. Biz bu kafada olan insanlarız yani. Tabii ki de arabanın kası çok önemli ama ilk baş aksesuar bakılır. Lego bildiği. Çat 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 sökülüp geri takılabilecek her şeyin bir yeri var. En boş arabanın bile en dolu kıvama gelecek yerlerin civata yerleri var. Ben arka kemerim yoktu mesela. Arka kemer aldım buna. Vidası orada duruyor. Vidasını söküyorsun, oraya bağlıyorsun, devam ediyorsun mesela yani. Abi ben bunu artık hobi şekline dönüştürdüm. Bu araba M40, bunun ETK'sı da güzel. Şimdi ETK'yı da şöyle anlatayım. Arabanın bizde WBA ile başlayan bir şase kodu vardır. Onun son 7 hanesini orijinal bir program var BMW'nin. Oraya girdiğinde arabanın civatasına kadar gösterir. Kaç milim civata kullanılmış, arabada teker ölçüsü ne, o zaman işte otomatik anten mi, otomatik sunroof mu, sunroofu var mı, yok mu, içindeki koltuğu nedir falan, işte radyosu nedir. Bunları gösteren, özelliklerini gösteren bir program. O programda da baktım ben ilk aldığımda arabayı. Arabada işte o elektrikli sunroof var. Benim arabamın sunroofu elektrikli değil.
Ondan sonra işte far yükseklik ayarı var. Ya arabanın üzerinde yok. İşte olanları tamamlayalım derken dedik ki bu da 3.16'nın M40'ın en dolu kapasitesine gelsin. İlla ki bundan dolusu var mıdır? Vardır. Ama ben de o seviyeye getirmeye çalışıyorum arabamı. Bu arabalar manuel arabalar. Öyle elektronik şoföre yardım eden herhangi bir şey yok. Birkaç ay boyunca sürekli reflekslerimizi bu arabaya göre geliştirdik, çalıştık. Çünkü reflekslerin bu araba için hazır değilse, güçlü bir araba, bunu demeyelim. Daha güçlü bir araba için reflekslerin gelişmediyse o arabayı düzgün kullanamayacağını bilmeli insan. İşte hemen şoför olduğunu zannedip direksiyona geçince kullanılmıyor maalesef. Çünkü farklı bir karakteri var bu arabanın. Farklı mekanik özellikleri var. Bunlar işte şöyle söyleyeyim. Gerçek yarışçı ruhu taşıyan arabalar bunlar. 80'li yılların yani efsanesi diyebiliriz bu arabalar için. Buna bir şeyler koydukça bu yeni bir arabaya dönüşüyor. Bir aksesuar koyuyorsun. Ertesi gün arabaya bindiğin zaman o aksesuar seni yeni arabayla kavuşturuyormuş gibi oluyor. Bir elektrikle alakalı bir şeylerini yapıyorsun. Çalışmayan 30 senelik araba. Çalışmayan aksamlarını düzgün bir şekilde yaparsan bu araba sana yeni bir arabaya oturmuşsun gibi bir hissiyat veriyor. Düz koltukla rekaro koltuğun arasındaki 50 bin liralık fark bu aslında. Sen aslında 50 bin liralık rekaro almıyorsun, koltuğunu almıyorsun. Oturduğun zaman başka bir araba alıyormuşsun, hissiyatı veriyor yani. Ne bileyim bozuk paralık mesela. Ben onunla tanıştığımda 6 yıllık E30 kullanıcısıydım. Bozuk paralık kaç paraymış, şu bu 100 euro, 150 euro arası. Görsen atarsın belki ama yeri hazır yani. Öyle ekstra bir yer açıp işte vidayla delip öyle bir şey yok. Zaten E30'un sevilme sebebi de budur yani. Şimdi yaptıkça şöyle bir duruma geldi. Kullanılamaz gibi oldu. Niye? Ya vale istiyor. Bir yere gidiyorsun, veremiyorsun. Çünkü gözünden sakınıyorsun. Tamponunu mu sürter, jantı dışarıda, jantını mı sürter? Her şey maddiyattan çok, zaman ve yapacak adamı da bulmak çok önemli. Şimdi mesela bu adam bunun jantını sürttü. Tamam, parayla çözülebilir bir şey. Ama bunu sökecekler. Adama gidecek. Adam onu yapacak. Geriye takılacak. Yani bir haftalık bir süreç. Adamın boş zamanının bulunması. Ya onun için yaparken biz çok çilesini çektiğimiz için gözümüz gibi koruyoruz. İleride de oğlum bunu çok seviyor. Hani böyle filmlerde babalarından bir araba kalır, şöyle brandasını açar, işte altından o zaman Mustang falan çıkar ya, işte 65 Eleanor Shelby'ler falan. Diyorum ki oğlum da diyorum şöyle açsın. Babamdan bana bu kaldı. Artık küfür mü eder, şükür mü eder? Orasını bilemeyiz yani. Zamanında biraz daha sert kullandık arabayı. Ama şimdi kıyamıyoruz tabii. Şu anda kıyamıyoruz. O günlerde yaptığımız hareketleri bugünlerde yapmak, biz kıyamıyoruz artık. O eski şey kalmadı. Sadece uzun yolda arabanın üzerine açıp uzun yol yapmayı çok seviyorum. İnanılmaz keyifli geliyor. Tabii indiğim zaman kollarımızdan simsiyah. Kendimizi tanıyamıyoruz. İki renk olarak iniyoruz arabada. Ben 2012'de 20'li yaşlardayken aldığımda ben 5 sene bir kuruş para harcamadan bu arabaya bindim. O zaman da swaplıydı. 3.16 değildi. 3.18 IS. Gayet 140 beygirlik bir, bize göre çok hızlı bir araçtı. Bir 4 sene IS'le bindim. Ondan sonra arkadaşım var. Çok severim. Beraber E-Hut'la baş koyduk. Onunla beraber Ankara'da bir iftar yemeğine gittik. Öyle gidiyoruz ama biz tabii çok hızlıyız. İstanbul'dan gidiyoruz. İstanbul'dan tek araba gittik. Başka kimse gelmedi. Oraya gittiğimizde bir hipodrom kiralamışlar. Orada araçlar dönüyor falan. Herkesin ağzında bir laf, bir plaka. NC325. Kim bu NC325 dedik. Artık. 4.4'ler dönüyor, turbolular dönüyor, M20'ler dönüyor, motor kodlar 3.25'ler deyip V8 motorlu E30'lar dönüyor. Ama herkes bir NC325 diyor. O da yok. Bir rodaj dönemi olmuş, motor yapılmış. O arkadaş geldi. Onun videosu benim içimi yakar böyle. Tüylerim diken diken oldu. Tam 2 dakika boyunca hiç durmadan döndü. Ben dedim bunda, yani bunlarda V8 varsa bu adamda ne var yani? Hani bu ses algısı çok farklıydı. Başka bir boyuttu yani. O asıl E30'lu ruhu olan M20, B25 motor olan, yani ciğerli bir motor olan arabaymış. Yanımda çalıştığı zaman benim kalbim pütür pütür atmıştı. Onu duydum. Ben M20 arayışlarına geçtim. M20 altı silindirin babasıdır ya. E30'da babasıdır. Sonra ben bir motor buldum. Tabii ilanlara giriyoruz. Motorumuzu satmaya çalışıyoruz. Tabii illegal bunlar yani. Ona da dikkat etmeye çalışıyoruz. Aldığımız çalıntı olmasın. Faturalı olsun bilmem ne. Motorumuzu sattık, faturasını falan hallettik. Arkadaş arabasına tak. Motorsuz kaldık. Arabada motor yok. Bir tane arkadaş yazdı Ümraniye'den karşıdan. Ben de var dedi. Sen gel bunu dinle dedi. Klarnetle sana dedi müzik çalacak falan dedi. Böyle çok tuhaf bir konuşma var. Ya dedim bizi faya düşürecekler bunlar ya. Buradan 5 arkadaş bir arabayla gittik. Arkadaşlar bir arabadan indi böyle bir tuhaf selamlar falan. Güzel bir arabanın üzerindeydi motor. Çalıştır dedim. Bir duyalım. Çalıştırdı. Bir kesici yaptı falan. Araba soğuk. Benim midem bulan dedim bunu satmak istemiyor demek ki ya da bize saplayacak yani. Al dedim.
bir tur at dedi. Ben de tabii 7-8 yıldır kullanıyorum ya o zaman. Dedim ki ya biz dedim çok araba kullandık. Ondan öncesi şu sen hiç kullanabilecek misin falan geldi dedi. Ya sen rahat ol dedim hiç kullandık falan filan yaptık. Arabayı stop ettirdim. Arabada bronz baskı var. Orada gülüş falan. Bir kullandım ya dedim böyle kullanılmaz ki dedi. Çocuk girdi söküyor. Araba gidiyor yani. Tam usta dedim ya el sıçalım falan aldık motoru taktım. Buna da kesinlikle resmi bir vaziyette işlendi. EGM kaydı falan. Evraklar tam. Tabii koyduk ama gene acemiyiz. Ben E30'la aslında 3 senedir bir çıraklık vaziyetine atladım. Şimdi adamlar 20 senedir biniyor. Onların yanında usta olduğunu demek biraz garip olur. Çıraklık vaziyetini atladıktan sonra ben bir abiyle tanıştım. Tabii biz gene bok kondurmuyoruz tabiri caizse. Hep böyle de biz iyiyiz falan. Demek ki bunun da üstleri varmış, bunların da abileri varmış diyerek o egoyu yendik orada. Bir abiyle tanıştım. Bu işin duayeni bir abiyle. Aynı motor onda da var. Ama bizimkiyle hiç alakası yok. Gidişiyle de alakası yok, sesiyle de alakası yok. Abi bizim de var ama niye bizimki böyle? Sıfırdan yapmadan hiçbir şey düzen tutmaz. Kafa bu. Tamam abi, yaparız abi. Tabii biz gene vur geç, yalap şalap diyelim. O işlerle yaptık, ilerledik. Tamam, abi benim o ara evlilik arifem var. Ben bunu gelin arabası yapacağım. Hep hayalimiz. Araba her şeye hazır. 50-55 bin lira para gömmüşüm o zaman. Her şeyini değiştirmişim. İyi bir araba alınıyordu. Tabii ki yaptık. Düğün konvoyuna çıktık. Evimin önüyle düğün salonunun arası 2 kilometre. Bu araba hayatta böyle bir şey yapmaz. O ara hararet yap. Benim en mutlu günümde en kötü günümü çeviren E30'dur mesela. En büyük yarayı ya. O videolarda hala mesela bir koşturmam hep benim o suyun kokusu aklımda yani hala mesela. Ben salona girdim dedim ben bu arabayı satıyorum. İlk defa düşündüğüm yani 9. senesi. Ben dedim bunu satacağım. Arabadan indim. Arkadaşlarım da anladı paniği. Tabii onlar da koşuşturuyor. Ne oldu ne oldu? Araba hararet yaptı. Salona girdim. Arabanın su kokusu burnumda. Üzerimde damatlık. Böyle saçma sapan bir durum yani. Sonra arkadaşlarım geldi işte rahatlatmaya çalışıyor. Ben dedim satacağım bunu. Yeter yani. Bu bizi aştı. Bu son noktasıydı. Çünkü yedikçe bize zarar veriyorsa bunun bir esprisi yok. Bu arabayı gördük beğendik. Raporasını attık. Arkadaş geldi. Sonra arabanın satışını aldık falan. Tabii macera orada başladı. Şimdi arabayı aldık ama içi çöp. Her şeyin yenilenmesi lazım. Kafama takmıyorum yani. Diyorum ki nasılsa 2-3 ay kullanacağım. Tabii söktük, temizledik, takıyoruz falan filan. Ondan sonra diyorlar ki işte abi buna rekor koltuk lazım falan. Oğlum kaç para rekor koltuk ya? Diyor ki 2,5 lira. Ya oğlum saçmalama. 2,5 lira ona verene kadar arabayı komple şeyini kaplatırız yani koltuklarını. Ki öyle yaptık. Sonra baktık bu iş böyle değilmiş. Arkadaşlarla tanıştık. Bu arabaya rekor koltuk koyulması lazımmış. Torpidonun hatasız olması lazımmış. 36 santim bir direksiyon olması lazım. Bir 36 santim var. Bir de 37,5-38 santim var. Yani gözle böyle çok az adam onu idrak edebilir. Ama bunun makbulü buymuş. O, bu, şu derken arabayı yavaş yavaş 4 sene içerisinde işte kaportasını yaptık, boyasını yaptık, içini doldurduk, koltuğunu aldık, torpidosunu koyduk, direksiyonunu koyduk, takometresi çalışmaz, onu yaptık, motoru komple rektifiye yaptık, A'dan Z'ye, civatasına kadar işte civatalarını galvanizlettik, külbütör kapağını boyattık, dediler ki burası çizilmesi lazım, üstünü işte onu çizdirdik. Yani nasıl oldu? Götürüyorsun bunu, düzgün işi bilen, E30'u bilen bir adama, E30'u kesinlikle bilmesi lazım. Yani E30'u bilmeyen adam bunu söküp takamıyor. Kesinlikle ben şimdi sanayideyim. 8 senedir ustalara bir iş yaptırana kadar yapmadığımız yalakalık kalmıyor. Bu araba bir ustanın dükkanının önüne gittiğinde abi eski araba. Ya ustacığım benim arabam. Hadi ustam, canım ustam, boynuma dolarım ustam falan filan derken işi yaptırıyoruz adamı. Ya arabayı şimdi aldık, arabaya bindik, kurban kesim alanına gittik. Bütün danayı arabanın bagajına sığdırdık. İşte babam, abim, eniştem, 4 kişi de bindik arabayla. Çok dar bir yerden dönmem gerekiyor. Ya dedim döner mi ki falan. Gazı bir yüklendim, araba bir anda arkası attı, döndük falan. Babam arabadan çok anlamadığı halde, hiç anlamadığı halde o zaman ya nasıl bir motoru varmış bunun dedi. Arabayı bir anda savurdu falan dedi. Tabii ben acayip hoşuma gitti. Arabada bu kadar bir yük var. Araba buna rağmen orada inanılmaz şekilde bir dönmüştü. Tabii ben o zaman neye bindiğimi yani nasıl bir şey aldığımı o zaman anlamıştım. Sonra da biz bu arabayı çok dikkatli kullanmaya başladık. İlk aldığım günlerde
geceleri veya boş yer, otoparklarda, boş sokaklarda reflekslerini kontrol ediyorduk arabanın. Aslında kendi reflekslerimizi geliştiriyorduk araba için. 2020 senesi çok sevdiğim bir arkadaşım var. O da 10-15 senelik. Hani böyle konuşuyorduk laf ağızda. Ya benim düğünümde yakar mısın dedi. Sen iste yeter ki herhalde yakarız falan gibi bir konuşma geçti. Düğün geldi. Bu da bunu bana hatırlattı. Daha biz hazırlandık. Arkadaşlarla gittik. Gelin hanımın evinin önünde bir lastik yak. O da adliyenin Bakırköy karakolunun karşısı. Güzel bir yer. Herkes videoyu almış. Neyse cumartesi akşamı eve geldim. Yattım. Sabah 8'de telefon zır zır çalıyor. Bir baktım bütün sitelerde bizim araçlar. Arkadaşım da aynı şekilde. Plaka o kadar odaklı ki öyle bir odaktan çekilmiş ki gel bizi al diyor zaten. Annemin üzerine annemin telefon çaldı. Drift falan ben polis falan diye annem panik yaptı. Bizim oğlan kesin bir yerde bir mevzu yaptı. Onu alacaklar bilmem ne. Hiç aklına araba bile gelmiyor. Polisler aşağıda bekliyormuş. İndim aşağıya. Bana direkt ehliyetimi dediler. Uzattım. 2 ay sonra görüşürüz dediler. Ben de anlamadım. Yani herhalde bir ceza yazar. Gönderir. Ehliyetin alındığını bilmiyordum yani. Araba nerede dedi. O sırada tabii düğün salonunun önüne geldik ki orada da bir lastik yakma oldu. O zaman diferansiyel kırıldı. Hemen aşağısında bizim tanıdık bir tamirci. Abi dedim bırakayım pazartesi yaparız falan. Hiç umurumda değil. Ben görevimi yerine getirmişim. Araba güçlü falan diye böyle de gururlanıyoruz yani diferansiyel kırdı diye. Umursamıyoruz tabii o zamanlar. Arabayı da oraya bıraktık. Pazar günü adamlar bize araba nerede diyor. Ben de tamircide dedi. Pazar günü doğal olarak kapalı. Gidelim dedi. Camdan bakacağız. İyi dedim gidelim. Arabayı alamayacaklar benden. Abimiz sağ olsun o gün çalışası tutmuş. Pazar günü dükkan açık. Sen dedi bir dışarıda bekle. Beni dışarıda tut. Tamam abi. Ben tabii o zaman trafik yapıyorum işte. Araya birilerini koymaya çalışıyorum. Abiler içeride 3 polis giriyorlar. Muhabbet ediyorlar. Biz polisiz demiyorlar. Arabayı işte Emre'den satın alacağız falan diye bir diyalog geçiyor. Ben de girdim peşlerine. Abi ne işiniz var pazar günü falan? Ya işler çok çalışıyoruz falan. Bu arkadaşlar kim falan diye sormuyorlar. Ben polis olduğunu bildiklerini zannediyorum. Abi sormayın başımıza neler geldi falan. Ya ne oldu ya dedi. Sizin orada turbolular falan filan. Lastik yakmalar falan deyince adamlar bize döndü. Turbolu kim? Lastik yakma kim? Öbür araba kim? Yok abi dedim ya. Dedim sallıyor dedim ya. Beni gördü ya dedim. Abi dedi ne iş dedi. Ya burayı yaktılar yıktılar dedi ya. Düğün salonunda burası dedi. Şu araba vardı Emre dedi. Hepsi arkadaşı dedi. Söylesin işte dedi. Abi sen ne yapıyorsun dedim ya. Bunlar polis. Hadi ya falan. Polis olduğunu orada anladım. Ha, bunlar dedim söylemedi falan. Neyse rica minnet arabayı bıraktılar. Ehliyetimiz de 2 ay gitti. O sırada tabii ceza 6750 liraydı o zaman. Yazabildiğini yazdılar yani. Tabii ki de tasvip etmiyorum. Yani böyle bir boş bir arazide trafiğe kapalı alanda bileğine güvenen, arabasına güvenen yapabilir. Ama trafik içinde ben gerçekten çok kızıyorum. O şekilde olmaz. Bir yere gidersin yaparsın ya da çok müsait bir alan olur. Kimseyi rahatsız etmeden sadece arabana zarar vererek bir nevi yapılabilir. Harici yapılması çok doğru bir hareket değil. Benim tabii o sıra cezayı yedik. Haberlere düştü. O sıra evlilik arifem. Kayınpederle aramızda o ara limoni beni böyle terseri bir modeli görüyor zaten arabadan dolayı. Biz bunu tam olarak yansıtmış olacağız. Yani kayınpederim de her akşam bütün haberleri sağ olsun izler yani. O gün çok şükür yakalanmadık. Hala da haberi yok yani öyle bir şey olduğundan. Artık var. Derler ki işte bir kova civata. Ya biz ona öyle bakmıyoruz yani. İnsanlar arasında bu köprü olarak görüyoruz biz bunları. Çiğ insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Yani şimdi adamın arabası var. Onunla övünüyor, kasılıyor. Ya biz onun için bilmiyoruz ki bu araba. Benim arabamda şu var, senin arabanda bu var yani. E30 içinde büyüğünü bilmiyorsan hiçbir yere gelemez. Ben bunu öğrendim yani. Senden üstünü bileceksin. Onu sayacaksın. İtaat etmeyeceksin. Sayacaksın. Sayarsan seni o zaten bir yerlere sürüklüyor. Sen ondan bakarak bir şeyler öğrenebiliyorsun. Ama ego yaparsan E30'un olduğu yerde kalır. Hiçbir ilerleme olmaz. Ben en iyisi olacağım. Ben herkesten daha iyi yapıyorum. Benim arabam herkesten daha iyi. Böyle bir algı yok. Arabadan çok kullanıcının bakış açısı çok önemli. İsterse arabası 3 milyonluk kabrio olsun. Çok iyi arabası olsun. Ama karakter orada ortaya veriyor zaten. Gerçekten düzgün bir kişilik mi yoksa sadece binen bir kişi mi diye ortaya çıkıyor yani o. Ben de arkadaşlarımla gezdim biraz. Biraz tek başıma takıldım arabamla. Yani 4 senenin sonunda kendime güzel bir keyif yaptım arabamla. Bakalım evladımıza kalacak mı? Allah kaza bela vermezse. Evlendikten sonra bakış açın çok değişiyor tabii. Ben E30'u şimdi sadece keyif almak için kullanıyorum. Hafta sonuna eşim de alıyorum mesela. Bir yere gidecek oluyoruz. E30'la gitmek daha farklı bir duygu oluyor yani. Keyifli oluyor. Eskidikçe güzelleşiyor. Yani ben saatlerce araba kullanıp yorulduğumda eve çıktım dinlenmek için. Sonra yok hevesimi alamadım deyip tekrar gelip bindiğim zamanları hatırlıyorum arabaya. Buna binip yol yapmak çok farklı bir duygu. Mutluyuz. Allah ayırmasın.